İhsan sen biraz önce dedin ya acaba bilerek mi yapıyor Hikmet'i alıyor işte diğerlerini çek, seçmiyor falan filan ama şimdi açıklamalar aslında hiç öyle değil gibi. Kalibrem değil diyor. Kalibrem Onun değil diyor. İddialı bir açıklama. Yani Hikmet benim kalibrem değil açıklaması %50'nin yarış, altında yarışan iki yarışmacı için bilemiyorum. Yani zaman gösterecek. Yani şu anda 17-18 gün oldu. Bakalım bir ay sonra iki de iki ay sonra nerelere varacak bu iş. O zaman çıkacak kim kimin kalibresi veya kim nerede nasıl. Şu an ikisi de hayal kırıklığı yaratıyor bence. Yani ben şampiyon bir Atakan göremiyorum parkurlarda. İşte inanılmaz efsane diyorduk Hikmet için. Efsane bir Hikmet göremiyorum parkurlarda. İkisi de şu an kalibrelerinin altındalar. Evet. Ama kim kimin kalibresi değil kim kimin kalibresi onu merak ediyorum ben de şu an. Bu iddialı açıklamanın üzerine daha da merak edeceğim. Kesinlikle. Gökhan? Ya ben e, <laughs> ünlüler takımının, kırmızı takımının Hikmet hakkında çok fazla konuştuğunu görüyorum. Hani Niye acaba böyle? Demek ki bir de hikmet beklediğimiz hikmet e, gerçek Toros Kaplan'ı olan hikmet olarak gelseydi ne olacaktı onu merak ediyorum. Hakan. Yani hikmet bu kadar şu an kötü başlamışken aslında. Yani kötü başlamışken dediğimiz hikmete hikmete karşı olan beklentimden dolayı öyle söylüyorum. Herkese göre kötü başlamamış olabilirim. Bana göre çok kötü başladı. Yani bu kadar niye hikmet hikmeti konuşuyorlar? Hikmet öyle çok hani konuların içinde dik dikte konuşmuyor. Genelde hatta sessiz kalıyor. Kendi takımındaki seçmelerde de böyle Biraz da çekingen kalıyor. Çok hani söze girmiyor. Çok böyle huzuru bozmuyor gibi hissediyorum yani. Ama neden ünlüler takımında Hikmete karşı böyle bir algı var? Niye onu çok konuşuyorlar? Herhalde potansiyelinin farkındalar. Aynen. Belki benden ötürü de olabilir. Yani piramit yapmıştım ben. Evet, evet. evet. Oraya Hikmeti tepeye koydum. <laughs> evet. Ya ama şöyle diyeyim yani e, o benim Survivor başlamadan yaptığım o performans piramidini ben iddia ediyorum Gökhan'a sorsam yani ufak tefek tıraşlamalar yapıp aynı yere çıkar. Yani şu an Hikmet, Ogeday sakatlığından dolayı biraz altında Adem, Anıl. Hı hı. Sonra Sercan, Atakan, Berkan. Hani mantıklı dizilim az çok böyle bence. Doğru değil mi? Yani Hikmet'le Ogeday'ı başka bir yere koyar mıydın sen? Doğru koyardım. Koyardım. Değil mi? Ama Hikmet'le ilgili de şunu göz ardı etmememiz lazım. Çok büyük bir sakatlık geçirdi. Şimdi onun oradaki evet. psikolojisi yani sonuçta bu parkurlardan birinde sakatlandığı için çok da büyük bir ameliyat olduğu için orada şimdi koşarken acaba psikolojisi bacağı ne kadar iyi olursa olsun da eskisi gibi koşmasına izin vermiyor olabilir. Bunları tabii düşünmedik biz yani düşünmedik derken inşallah öyle olmaz diye düşündüğümüz için Hikmet'i ben de en üstte yazardım o kadarla birlikte dediğin gibi orada haklısın. Ama Hikmet yavaş yavaş %50'lerin üstüne geçecektir diye düşünüyorum ama tabii ki de 2019'daki Hikmet hani %80'lerle oynayan bir yarışmacı zaten Hotstar'da olamaz. Hikmet, Çünkü iki takım da çok iyi. Hikmet sizce Survivor'ı yüzde kaçla bitirir? 50 ile 55 arası diyorum ben. Valla %50'yi geçecek mi bilmiyorum ben. Kayıtlara geçeceğim bunu da o yüzden. 50 ile 55 arası diyorum. 50 ile 55 arası. İhsan? %5'lik dilim verelim. İhsan hemen 45 ile 50 arası diyecek. <laughs> Şu an ama şey yapıyoruz müdahale ediyorsun. Hayır, hayır öyle diyeceğimi <laughs> biliyorum. 5, 5, Gökhan öyle bir şey getirdi. 5'lik bir baran vermen lazım. Öyle mi? Evet. 45-50. <laughs> 45-50. <laughs> tamam ben biraz daha <gülüyor> ileri. Tamam geri aldım Gökhan. Ben de Hikmet 53 ile 58 arası bir yerde bitirir diyorum. Güzel. Yani e, bakalım. Ama sen bende kesişim noktası verdin orada. Olsun. Aynı anda kazanırız kardeşim. Tamam. Paylaşırız. Paylaşmak Ama güzel İstanbul'da şey. 5-5 be, yapılabilir. Ben, ben, bana, bana şey versedin. Ben de aşağı yukarı şey derdim işte. 48-53. Tamam 48-53 evet. de. Tamam, tamam 48-53. Güzel. Yani şunu demek istiyoruz ki hepimiz Hikmet'in yükseleceğini. Bir kere şimdi düelli oyunlarının hepsinde yani %80'inde düelli oyunlarının Hikmet'in kuvvet avantajı var. Suma yani sumo falan değil Sumo değil mi? oyunu gelince. Sumo da sumo da önce. Öf ne zevkli gelince. olacak o seyretmek. O silindirli itme oyunumuzun adı neydi? Ee, onun da bir adı i̇ki var. İki kişi böyle i̇ki yükleniyor. Kişi, evet iki taraftan çubuk oynuyor. onun da bir adı var. Nihat Doğan'ın anılı kazanamayıp. Evet, Ya evet. kendimi bu arada Dominik'te. Kova de, devir mi? Oyun, oyun parkurlarıyla ilgilenen arkadaş var ya hepsini çok selamlar. Çok ciddi bir ekip var orada. Evet, evet. çok. Evet. Ya Acun abi onun versiyonlarını izlettiler. Hı hı. Düşünmüşler böyle 3 boyut tasarlamışlar. Acayip sevdim, acayip bayıldım çok enteresan yenilikler yani, geliyor. Sumo oyununda. oyununda mesela Hikmet 3'te 3 4'te 4 kaç kere çıkıyorsa 5'te 5 onu yapar. Ona inanıyorum ben. Herkesi yener. Ne bileyim o itme oyununda teknilerde herkesi yener. Yanına yani bir Hikmet'in adımlığında... gülle gibi böyle 4'te 4 3'te 3 yapacak günler çok oyunlar olabilir. Çok olan olur ama bu parkurlarda yani. ben hala e, tereddütteyim o yüzden de 50 55 arası diyorum. Çünkü mesela Hikmet geçen %22'lerdeydi. Bir gülle oyunu geldi. Hikmet %39'a fırladı. Evet. E bir de şimdi oyun sayıları daha oyun az ya. Hala, evet. Oyun sayıları az ya. Yani o bir yerlerde %35'lere falan oturacak muhtemel. Ama ondan sonra dediğin gibi o güç oyunları... Bence 45'lere vesaire... oturacak şu an. 45'lere o güç oyunlarıyla da artacak. Bakalım göreceğiz.